Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de Akrep Burcu erkeklerinin Aralık ayını yorumlayacağım. Bakalım Akrep Burcu erkeklerini neler bekliyor, neleri yapıp neleri yapmayacağını söyleyecek kartlarımız. Tavsiye alacağız kendilerinden, evrenden, sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve ben hemen kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum. Dilerseniz ileriye sardırabilirsiniz. Hiç sıkılmayın diye söylüyorum. Bakalım neler neler göreceğiz. Akrep Burcu erkeklerini Aralık ayında neler neler bekliyormuş. Ters mi düz mü diye baktım da. Tabi bu arada kartı da görmüş olduk. Evet, hadi bakalım kartlarımızı şöyle bir açalım bakalım neler geliyormuş derken çok güzel bir kart geldi. Gökkuşağı kartı geldi. Çok mu meraklı olacaksınız acaba bu ay sevgili Akrep Burcu erkekleri? Bir bakıyoruz. Evet. Oo, güneşimiz geldi. Bu ay size çok güzel şeyler var. Şimdi güneş geldiği için benim için bu açılım şifalanmış demektir, biliyorsunuz. Güneşin enerjisini ben çok baz alırım. Beni takip eden sevgili takipçilerim çok iyi bilirler beni. Burada ben şimdi olumsuz şeylerden bahsedeceğim ama siz bunu anlayın ki bunlar hemen olacak geçecek. Hiç yani sizinle böyle sizi üzecek bir şekilde bir Aralık ayınız olmayacak. Şimdi zaten dünya kartı çok güzel bir kart, bakın şöyle. Gökkuşağımız geldi, zihinsiz merak geldi. Şimdi şöyle bir birazcık daha bakayım. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Hayatınızda çok böyle yukarıya çıkarttığınız bir kadın var. Bu kadınla alakalı bir karar alacaksınız. Bu kadın da sizinle ilgili bir karar almış olabilir elbette, çok yakın bir zamanda. Ve Aralık ayında bu karar yürürlüğe girecek açıkçası. Bu kişiyle bir mesajlaşma olacak aranızda. Pişman olduğunuzu söyleyeceksiniz. Olur olmaz şeyler yaptığınızı söyleyeceksiniz. Kendi davranışlarınızdan dolayı bu kişiden özür dileyeceksiniz. Çünkü işleriniz iyi gitmiyor. Gitmemiş. Özellikle de finansal konularda bir düşüş yaşamışsınız ve birden fazla sebebi var bunun ve birden fazla sanki finansal sıkıntılarınız var. Yani kredi çekmişsiniz, ödeyememişsiniz. İşte kredi çektiğiniz şey neyse o da kendini, o sorun da kendini toparlayamamış. Yani bir türlü sorunlarınız bitmemiş sevgili arkadaşlar. Çünkü
tabii hani şimdi en güzel şekilde bunu sizi kırmadan söylemeye çalışıyorum. Bu kişiye karşı, bu kadına karşı maske takmışsınız. Belki hafif bir şey olabilir ama bu kadın çok spiritüel açıdan korunan bir kadın. Yani nasıl söyleyeyim? Dua eden, Allah'a inancı olan veyahut da ailesi tarafından yine duayla, güzelliklerle korunan bir insan olabilir. Bilemeyiz. Şimdi siz anlaşamamış olabilirsiniz ama hani ya kırdığın kişiyi Allah seviyorsa diye bir söz vardı. Geçenlerde internette gördüm. Ya kalbini kırdığın kişiyi Allah seviyorsa diye bir şey vardı. Sanki burada öyle bir durum var sevgili arkadaşlar, sevgili Akrep Burcu erkekleri. Yani bir savrulmuşsunuz bu kişiyle, bir savrulmalar yaşamışsınız. Aradan zaman geçmiş, gelmiş Aralık ayına. Aralık ayında artık özür dileme zamanınız gelmiş sevgili arkadaşlar. Eğer ki bunu yaparsanız gerçekten de bir anda bile hiç ummayacağınız şekilde finansal açıdan yükselişe geçeceksiniz. Olabilir, hata yapmış olabilirsiniz veyahut da biraz fazla çıkışmış olabilirsiniz. Aslında ona çok değer veriyorsunuz. Ben buradan kendisini, yani neler hissettiğinizi görebiliyorum. O da çok değerli, kıymetli bir insan maddi manevi açıdan. Ama bu konuda gerçekten kararlı olacaksınız bu ay. Ben burada bunu görebiliyorum. Biraz aslında sanki yani tabiri caizse geleceğinizi görüyor gibiyiz, değil mi? Tabii geleceği Allah bilir sadece ama burada sadece ne yöne doğru enerjiniz var, gelecek enerjiniz, yani neler, hangi konularda, onları tabii ki bir nebze de olsa söyleyebiliyorum. Tabii ki yaşayacak olan sizlersiniz ve zaten de güneş kartı geldiği için hiç endişe etmeyin, her şey düzelecek. Ama işte düzelebilmesi için bir mesaj, bir özür dilemeniz gerekecek olabilir, kendinizi ifade etmeniz gerekecek olabilir, belki yarım kaldı bir şeyler, bilemiyorum tabii hikayenize göre. Çünkü burada dünya kartıyla geldi. Dünya kartında tamamlanma vardır. Demek ki bir şeyler yarım kalmış olabilir aranızda. Ve bu sayede bakın gökkuşağı ne kadar güzel, değil mi? Yani kartı bile çok güzel. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Güzel o şeyler olacak. Hiç merak etmeyin. Dua enerjisinde olmanız sizin için çok önemli. Bakın zihinsiz kartı geldi. Burada meditasyon yapacak veyahut da kendinizi böyle deşarj edecek şeyler yapacak olabilirsiniz. Ama burada nedense bir sessizlikten bahsediyor. Yani sessizliğin size iyi geleceğini söylüyor. Tabii ki de bu bayanı çok merak ediyorsunuz. Uzaklaştınız. Evet, bakın uzaklaşma kartı da var. Uzaklaşmışsınız ama gönlünüzün sultanı diyebiliriz. İmparatoriçe olarak geldi. Aslında hayatınızda bu kadından daha iyisi yok. Başka bir kadına bence şey yapmayın derim ama tabii yine sizler bileceksiniz. Sizin hayatınız, siz nasıl isterseniz, nasıl karar verirsiniz. Ama burada kendisinin çok yüksek mertebede olduğu söyleniyor zaten kartıyla birlikte. Kraliçe kartı gelebilirdi bakın. Ama Azize ve İmparatoriçe geldi. Büyük arkana kartlardan geldiği için maddi manevi diğer insanlardan, çevrenizdeki diğer insanlardan çok daha yukarıda seviye olarak bir insan onu gösteriyor. Maddi manevi. Şöyle inancı çok yüksek. Frekansı çok yüksek. Maddi durumu iyi. Oldukça iyi. Kimseye muhtaç değil. Her şeyden önce çok sağlam bir karakterde olabilir. Onu da söylüyor olabilir kartlarımız. Peki, hadi bakalım geçelim sorularımıza. Bir işi olmayan Akrep Burcu erkekleri. İkilemdesiniz. Acaba hangisini yapsam? Onu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Yani o işe mi girsem? Bu işe mi girsem? Dediğiniz için işsiz kalmışsınız sevgili arkadaşlar. Bir karar verirsiniz. Çok güzel işiniz olur. Peki işi olanlar için ise iş yerinizde çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir beyin fırtınası yapacağınızı söyle. Bir şeyleri konuşup, ölçüp, tartıp böyle bir artık bir sonuca varacaksınız. Böyle bir görüşme yapacağınız bir ay çalışma arkadaşlarınızla birlikte. Belki hani diğer şubelerinizdeki insanlarla da görüşecek olabilirsiniz. Böyle bir iletişim halinde olacağınız, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım, işte seneyi nasıl kapatalım diye bir beyin fırtınası yapacak olabilirsiniz. Fikir alışverişi yapacak olabilirsiniz.
Peki, bir ilişkisi olmayanlar, hayatımda hiç kimse yok diyenler, bakalım Aralık ayında bir şeyler kıpırdayacak mı? Şimdi bakın, sizin maddi sıkıntınız var. Bir işe başlamak istiyorsunuz, bir gönül işlerine dalmak istiyorsunuz ama maddi sıkıntılar sizi engelliyor. Rekabet ortamı içerisindesiniz. Birçok konudan dolayı, o yüzden bir türlü belinizi doğrultamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Önce bir finansal olarak bir düzelmeniz lazım. Ondan sonra gönül işlerine rahatlıkla bakabilirsiniz. Peki, bir ilişkisi olanlar için ise çok güzel, çok güzel kupası geldi. Yani ilişkide olanlar için çok güzel haberlerin, müjdeli haberlerin habercisidir. Bir evlenme teklifi yapabilirsiniz. Yani artık karar vermişsinizdir. Artık sevgililik, işte flört, işte görüşme derken artık bir karar verip kendisini duygularınızı açacak ve niyetinizi belli edecek olabilirsiniz. Yani evlenmek istediğinizi belli edecek olabilirsiniz. Belki şöyle bir şey de yapacak olabilirsiniz. Hani belki çocuk sahibi olmak istediğinizi ona açacaksınız. Yani aile kurmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Son derece sevgi dolu bir gidişiniz var sevdiğiniz kişiye karşı. Aranızdaki ilişki seviyesi yükselecek sizin sayenizde. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyoruz. Şimdiden mutluluklar dilerim. Ve evlilere geliyoruz. Bakalım evli akrep burcu erkeklerini Aralık ayında dararam bir kadın aranıza girecek. Aman dikkat, çok dikkat. Eğer ki eşiniz koç aslan yay burcu değilse tabii ki. Eğer ki koç aslan yay burcundan birisiyle evliyseniz bir bakalım neymiş. Sevgili arkadaşlar, her iki şekilde de eğer ki eşiniz koç aslan yay olsun ya da olmasın aranıza bir kadın girecek. Sizin evliliğiniz, bakın çapkınlık sebebiyle bitmek üzere. Bakın avukata gidebilir kendisi, onu söyleyeyim. Ya da aranızda bazı sorunlar var, bir güvenlik gücüne gidebilir. Yani emniyete başvurabilir. Neler dönüyor aranızda bilmiyorum. Kavga etmemeye özen gösterin. Rica edeceğim. Yani bunu da ricası olur mu diyeceksiniz ama evli olan akrep burçları için bu çok önemli. Sinirlerinize hakim olun. Her şeyi güzellikle konuşarak anlatmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Şiddete gerek yok, kaba kuvvete gerek yok. Peki doğru bir karar mı? Eğer ki eşinizden başka birisiyle bir ilişkiniz olduysa bu sizin için doğru bir karar mı oldu? Çok bakayım. Şimdi siz bunu daha önce yapmayı düşünmüşsünüz. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Artık evli kalmak istemiyor olabilirsiniz bu videoya denk gelenler için. Bunu değiştirip dönüştürmek istiyorsunuz. Elinize bir fırsat geçmiş ve harekete geçiyorsunuz. Bir de il dışı, ülke dışı bağlantılar olabilir. Çok genel baktığım için hani tam da şudur diyemiyorum biliyorsunuz. Eğer ki bireysel açılım isterseniz her şey görünür biliyorsunuz. Bireysel açılıma beklerim sevgili arkadaşlar. Pekala. Eşiniz ne diyor bu duruma? Bakın gördünüz mü? Gözünüzün önünde kartları çekiyorum. Eşiniz için de bu evlilik bitmiş gibi görünüyor. Çok enteresan ya gerçekten. Yani kolektif bakıyorum ama hani farklı kartlar da gelebilirdi. Kolektif olduğu için hani farklı farklı enerjilerde. Belki eşiniz isteyecek olabilirdi. İki kart birden çekecek olabilirdim falan. Peki bunu burada bırakıyorum. Evlilikte sorunlar var sevgili arkadaşlar. Aralık ayında dikkatli olmanız gerekiyor. Peki platonikseniz eğer, evli değilim, işte bir ilişkim yok ama birinden çok hoşlanıyorum da uzaktan uzağa, hani acaba bana ne der veyahut da ne yapayım Aralık ayında açılayım mı diye soruyorsanız hemen bakalım. Aranızda bir cinsel çekim olmuş. Şöyle, kendisini çok fiziken çok çekici bulmuşsunuz. Siz bu şekilde kendisine çekilmişsiniz. Ama aranızda aynı zamanda bir de bir tutukluk var. Açılamıyorsunuz. Bir bakalım. Ne geldi? Evet, ikilemde kaldırıyor sizi bu. Bu tutukluk neyse, nasıl bir enerjiyse çok güzel. İyileştiniz bile. Harika. Şimdi ayın birini geçtik haliyle. 10'u 11'i. Sizin için güzel zamanlar olabilir. Birazcık daha düşünecek olabilirsiniz. Zihin çalıştırıp bu kişiye açılacaksınız. Peki karşılık ne gelir? Bir bakalım mı? Kolektif ne diyormuş? Aa çok güzel, sizi beğenmiş. Tamamlanmak isteği var. Sizi beğenmiş bu kişi.
Olabilir sevgili arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Tereddüt etmeyin. Güzel kart geldi yani. Sağlam bir kart geldi. Ve ex partnerini bekleyenler. Ona bir açılım yapacak mısınız bakalım? Yeni bir başlangıç düşünüyorsunuz. Evet. Küçük bir adımla kendisine gideceksiniz. Bakın kendisine doğru yol alıyorsunuz. Güzel. Hoşuma gitti. Peki karşılık ne gelir ex partnerden? İlk başlarda şöyle nasıl olsa şöyle mi olsa bilmem ki falan diyecek ama geliyor sonuç. Sonuç zafer sevgili arkadaşlar. Hissettim bunu. Gerçekten güzel geldi. Birkaç gün şöyle sizden zaman isteyebilir. 2-3 gün, 4 gün falan. Ondan sonra sizinle tekrardan bir araya gelmek istediğini size söyleyecek. Hiç merak etmeyin. Güzel geldi. Çok hoşuma gitti. Önünde böyle güzel sonlu olunca açılım. Dediğim gibi evli akrep burcu erkeklerine bireysel açılım olabilir. Bunu yapabiliriz. Bir birlikte bakalım isterseniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Uzun açılım, detaylı açılım. Hepinizi beklerim. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa. Sevgili arkadaşlar. Kötü espriyi bu videoda da yapmayabilirim. Bütün videolarda yapacağım. Seneye görüşürüz sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.